Büyük oyun bozuluyor. Türk Devletleri Teşkilatı harekete geçti. ABD, Yunanistan'ın hayallerini suya düşürdü. İSTMET iptal oluyor. Hangi ülke Türkiye'den SİHA aldı? Macron yine Türkiye'yi hedef aldı. Arkadaşlar selamun aleyküm. Dünya ve Türk basınından derlediğimiz Türkiye haberleriyle karşınızdayız. Türk Devletleri Teşkilatı Kazakistan için toplanıyor. Kazakistan'da akaryakıta yapılan zammın ardından başlayan halk isyanı büyük oranda kontrol altına alındı. Kazakistan İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, gözaltı dalgasının başladığı ülkede, olayların başladığı 2 Ocak'tan bu yana 4.266 kişi gözaltına alındı. Açıklamada, gözaltına alınanlar arasında komşu ülkelerin vatandaşlarının da olduğu belirtildi. Bakanlık, operasyonlar sırasında çok sayıda silah, mühimmat, bisiklet, televizyon ve cep telefonları gibi çalıntı ürünlere de el konulduğunu belirtti. Kazakistan'ın eski Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev ve yakınlığıyla bilinen eski Kazakistan Ulusal Güvenlik Komitesi Başkanı Karim Masimov da gözaltına alınanlar arasında bulunuyor. Binlerce asker ve yüzlerce tankı Orta Asya'nın en büyük ülkesine sevk eden Moskova yönetimi, göstericilerin birkaç gün işgal ettiği Almatı Havalimanı'ndan eşine az rastlanır görüntüler servis etti. Son yapılan açıklamaya göre can kaybının 164'e yükseldiği Kazakistan'da, gözaltına alınanların sayısı da 6.000'i buldu. Öte yandan bazı iş yerlerinin açıldığı bilinen ülkede halk yiyecek almak için dışarı çıkmaya başladı. Benzin istasyonlarının önünde ise araç kuyrukları oluşmaya başladı. Akaryakıt istasyonlarının kapanmasının yaklaşık 2 milyon nüfuslu kentteki gıda dağıtımını kesintiye uğrattığı belirtiliyor. Ülke genelinde ise internet kesintisi devam ediyor. Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ise şiddet olaylarına karışan teröristlerle herhangi bir görüşme yapılmayacağını, terörle mücadelenin süreceğini söyledi. Teröristler polisleri ve genç askerleri öldürüyor, idari binaları ateşe veriyor, dükkanları yağmalıyor, onları öldürmeliyiz. Ayrıca Tokayev, Almatı halkına güvenliği sağlamak için evde kalmaları çağrısı yaptı. Öte yandan Avrupa Birliği, Kazakistan'daki olaylardan endişe duyulduğunu, ülkeye giden dış askeri desteğin Kazakistan'ın egemenliğine saygı göstermesi gerektiğini bildirdi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise Kazakistan'ın bir an önce istikrara, huzura ve barışa kavuşmasını temenni ettiklerini belirterek, "Bunun için Türkiye ve Türk Devletleri Teşkilatı olarak her türlü desteği vereceğiz." diye konuştu. Çavuşoğlu, "Türk dünyasının geleceği bizim derdimiz. İşte Kazakistan'daki gelişmelerle dertleniyoruz. Yakından takip ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız, Türk Devletleri Teşkilatı'nın dönem başkanı olarak Kazakistan Cumhurbaşkanı başta olmak üzere üye ülkelerin devlet başkanlarıyla görüştü. Ben de Dışişleri Bakanlarıyla görüştüm. Gözlemci Macaristan dahil. Salı günü Dışişleri Bakanları toplantısını gerçekleştireceğiz. Açıklamalarımızı Türkiye ve Türk Devletleri Teşkilatı olarak yaptık. Bazıları diyor ki, bu toplantıyı daha önce niye yapmadınız? İlk günde yapmak isterdik ama Kazakistan, Türk Devletleri Teşkilatı'nın üyesi değil mi? Üyesi. Kazakistan'ın olmadığı bir toplantıyı gerçekleştirmek doğru olur mu? Olmaz. Bir açıklama yapmak olur mu? Olmaz. Onlarla da istişare ettik." Mevlüt Çavuşoğlu, Kazakistan Dışişleri Bakanı Mukhtar Tilevuberdin'in yaptıkları görüşmede, "Benim bu toplantıda size bir sunum yapmam lazım. Bu sunumu yapabilmem için de zamana ihtiyacım var." dediğini aktardı. O nedenle toplantıyı salı günü yapmayı kararlaştırdıklarını dile getiren Çavuşoğlu, "Biz de gayet anlayışla karşıladık. Kazakistan'ın da tavsiyesiyle salı günü sabah toplantımızı gerçekleştireceğiz." ifadesini kullandı. Çavuşoğlu, "Temennimiz bir an önce Kazakistan'ın istikrara, huzura, barışa kavuşmasıdır. Bunun için Türkiye olarak, Türk Devletleri Teşkilatı olarak her türlü desteği vereceğiz. Diğer üye ülkelerin, yani Türk dünyasının derdi bizim derdimizdir. Bunu tüm dünya Karabağ zaferinde gördü." sözlerini sarf etti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, herkesle konuşup bağımsız, gerçekçi bir dış politika izlediklerini belirterek, "Eskisi gibi birilerinin peşine takılıp olan biteni izlemiyoruz." dedi. Amerika Birleşik Devletleri'nden Yunanistan'a büyük darbe. İSTMET boru hattı projesi çöktü. Yunan medyası, Atina'nın İsrail ve Güney Kıbrıs Rum yönetimiyle yaptığı İSMET boru hattı anlaşmasını Washington'un desteklemediğini yazdı. Yunan haber sitelerinde Amerika Birleşik Devletleri'nin İSMET projesini desteklemediğini Atina'ya bildirdiği öne sürüldü. Habere göre Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı Atina'ya gayri resmi bir yazı göndererek İSMET projesini desteklemediğini iletti. Buna göre ABD, İSMET'i Doğu Akdeniz'de bir gerilim kaynağı olarak görüyor. Yunan gazeteci Andriopoulos'un kaleme aldığı, "ABD İSMET'i reddediyor ve Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki pozisyonunu benimsiyor" başlıklı bir makalede Yunanistan hükümetine gelen ve Atina'nın tüm hayallerini suya düşüren bir mesaja yer verildi.
Andriopoulos, Amerika Birleşik Devletleri 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana tarihsel olarak yaptıklarından başka bir muhteşem kübizmle İsmet boru hattının inşasına son veriyor ve Yunan siyasi sisteminin neden her zaman Amerikalıları bu kadar çok desteklediği sorusunu gündeme getiriyor, dedi. Yunan gazeteciye göre ABD Dışişleri Bakanlığı Yunan hükümetine gönderdiği bir mektupta Washington'un bu projeyi desteklemeyi reddettiğini duyurdu. Aynı yazıdan Tel Aviv'e ve aynı zamanda Türkiye'ye gönderildi. Andriopoulos, kısacası boru hattının iptali sözde Amerikalıların gözünden düşen Türkiye'nin tam olarak istediğini elde ettiği anlamına geliyor. Yani dezavantajlı da olmasaydı Ankara daha neler kazanırdı, dedi. Asıl meselenin başından beri mali açıdan sürdürülebilirlik sorunları olan bir projenin başarısızlığı olmadığını belirten Andriopoulos, en önemli parametre ise ABD'nin pozisyonunu haklı çıkararak ekonomik ve ticari unsurların ötesinde bu boru hattı fikrinin Doğu Akdeniz'de bir gerilim kaynağı olduğuna işaret etmesi, yani Ankara kızmasın diye boru hattını istememesidir, dedi. Öte yandan Yunan haber portalı Pentapostagma da konuyla ilgili yayınlanan haberde, Yunanistan bölgede her şey değişmeden önce burada ve şimdi Mısır üzerinden bir gaz boru hattıyla yanıt vermeli ifadeleri kullanıldı. Doğu Akdeniz'deki enerji haritasını tamamen Türkiye lehine değiştiren İsmet doğalgaz boru hattının iptalinden bahsedildiği vurgulanan haberde şu ifadelere yer verildi. İsmet boru hattı Türkiye'yi oyunun dışına iterken ABD projeyi desteklemiyor. Buna gerekçe olaraksa Doğu Akdeniz'de gerginliğin oluşturacağı gösterildi. Ama bu durum gerçekten böyle mi? Yoksa ABD hamlesinin arkasında başka bir şey mi var? 2010 yılında Türk Ulusal Güvenlik Politikası, Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi tarafından yaygın olarak Kırmızı Kitap olarak bilinen bir belge, İsrail'i Türkiye'nin güvenliğine yönelik bölgesel tehditler listesinde çok üst sıralara yerleştirirken, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Doğu Akdeniz'de Türk savaş gemilerini çok sık göreceğiz ifadesini kullanmıştı. JP Morgan ve diğer devletler, İsrail gazını bir denizaltı boru hattıyla Leviathan sahasından Türkiye topraklarına ihraç etmeyi planlıyor. JP Morgan'ın tahminlerine göre boru hattı, Güney Kıbrıs'ta yapılması planlanan LNG istasyonunun inşasından daha büyük ve daha hızlı yatırım getirisi sağlayacak. Türk enerji şirketi Zorlu ve Turkgaz Petrol, İsrail'le bir doğalgaz boru hattı seçmek için teklifte bulundu. Buna ek olarak 2010'da önerilen Leviathan Türkiye boru hattı, Türkiye'nin bugün üzerinde hak iddia ettiği Kıbrıs kıta sahanlığını geçecekti. Ve unutmamak gerekir ki orada ABD, Türk iddialarına izin vererek tamamen geri adım attı. Ankara, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki deniz yetenekleriyle desteklenen stratejik bir hedef belirledi. Ankara, İsrail, Kıbrıs ve Yunanistan'la çıkarlarını karşılayacak kapsamlı bir enerji ihracat anlaşması sağlamak için diplomatik yol izlemedi ve gücünü öne sürerek ABD'yi kışkırttı ki bu ABD tahminleriyle örtüşüyor. Yani bu kesinlikle tesadüf değil. Bunun yerine Ankara, Türkiye ekonomisini tüketen zorlu bir deniz silahlanma yarışına girişti. Ancak bu, Akdeniz'de ABD tarafından fiilen kabul edilen ve görkemli planları olan Erdoğan rejimini ilgilendirmiyor. Bunun yanında İsrail'in Doğu Akdeniz'de daha fazla deniz kontrolüne yönelik bir Türk meydan okumasını etkin bir şekilde ele almak için Türkiye'nin askeri tedarik programını takip etmesi gerekmiyordu. İsrail, erişim engellemede daha az maliyetli bir artış ve Ankara'nın potansiyelini yasaklayarak yanıt verebilir. Ancak her iki ülkede kendi çıkarlarına hizmet ediyor ve herhangi bir deniz çatışmasında tuzağa düşmek istemiyorlar. Bütün bu yaşananlarda Yunanistan esasen oyunun dışında ve bize kalan tek şey Mısır-Girit-Ankara-Yunanistan doğalgaz boru hattıyla El Sisi planını gerçek bir ittifak yoluyla takip etmek. Aksi takdirde Mısır, Türkiye tarafına geçecek. Türk seçkinlerinin açıkça Doğu Akdeniz'i kontrol etme planlarını desteklediğinin belgelenmesinin ardından Mısır, Türkiye'ye ulaşma çabalarına rağmen Doğu Akdeniz'de Yunanistan'la savunma işbirliğini kararlılıkla destekliyor. Mısır, Doğu Akdeniz'i yarı yarıya keserek büyük olasılıkla Girit Adası'na dayalı elektrik ve gaz taşımak için Yunanistan üzerinden Avrupa Birliği ile bağlantı kurmayı hedefliyor. Bu enerji bağlantısının deniz seviyesinin üstünde ve altında Mısır-Yunan silahlı kuvvetleri tarafından gece gündüz korunacağını söylemeye gerek yok. İki ülke arasında giderek artan bu yakın işbirliğinin 2014 yılından bu yana ülkesinin başında bulunan Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah El-Sisi'nin ve son yıllarda tüm Yunan hükümetlerinin iradesiyle olduğu açıktır. Çarpıcı iddia. Bir ülke daha Türkiye'den SİHA satın aldı. Kardeş ülke Pakistan'ın Türkiye'den
Bayraktar TB2 SİHA tedarik ettiği iddia edildi. Pakistan'ın Baykar Savunma tarafından geliştirilen Bayraktar TB2 SİHA'ları satın aldığına dair iddiaların kaynağı ise Pakistan ordusuna yakınlığıyla bilinen bir Twitter hesabı. Pakistanlı kaynaklara göre 2021 yılında imzalanan geniş kapsamlı bir anlaşmayla Pakistan hem Baykar'dan Bayraktar TB2 SİHA siparişi verdi hem de TUSAŞ'la Anka S tipi İHA'ların ortak geliştirilmesi için bir anlaşma imzaladı. Pakistan'ın şu aşamada bir parti yani 6 adet Bayraktar TB2 SİHA siparişi verdiği de aktarılıyor. Pakistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Nadem Raza, Mart 2021'de Baykar Milli SİHA Arge ve Üretim Merkezi'ni ziyaret etmişti. Baykar'ın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, Pakistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Nadem Raza ve beraberindeki heyet, Baykar Milli SİHA Arge ve Üretim Merkezi'ni ziyaret etti. Kendilerini ağırlamaktan memnuniyet duyduk ifadelerine yer verilmişti. Baykar tarafından paylaşılan fotoğraf karelerinde Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar'ın Orgeneral Raza'ya Bayraktar TB2 SİHA'nın maketinin takdim ettiği görülmüştü. Pakistan, Çin İHA'larına ek olarak kendi yerli İHA'larını da geliştirmeye çalışıyor. Bu kapsamda Türk Havacılık ve Uzay Sanayi ve Pakistan'ın Milli Mühendislik ve Bilim Komisyonu'yla Ağustos 2021'de insansız hava araçları özelinde sözleşme imzalanmıştı. Sözleşme kapsamında Anka'ya ait komponentlerin üretilmesi ve geliştirilmesi sağlanacak. İnsansız hava araçları için potansiyel pazarı büyütmek ve Pakistan'la Türkiye arasında olan işbirliğini artırmak için imzalanan sözleşme kapsamında TUSAŞ ve NESKOM istihdam, kaynak ve teknoloji transferinden birlikte sorumlu olacak. TUSAŞ Genel Müdürü Profesör Doktor Temel Kotil ilgili sözleşme kapsamında şunları kaydetmişti. Anka İHA sistemlerimiz kapsamında Pakistan'la yaptığımız sözleşme İHA sektörüne önemli kazanımlar sağlayacak. Özellikle Pakistan'ın Milli Mühendislik ve Bilim Komisyonu ile yaptığımız bu kazanım İHA'larımızın güçlenmesini sağlayacak. Tarihten gelen kardeşliğimizi her iki ülkenin kazanımları için devam ettirmemiz çok önemli bir yer taşıyor. Geçtiğimiz yıllarda yaptığımız insan kaynağı işbirliğini yine bu sözleşmede de hayata geçireceğiz. Bunun yanında üretim ve özellikle teknolojik gelişmeleri de birlikte geliştireceğiz. Macron'dan küstah sözler. Türkiye Avrupa Birliği üyesi olamaz. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğine karşı olduğunu belirterek, Erdoğan'ın izlediği politika Avrupa değerlerine uymuyor, dedi. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Le Parisien gazetesinin sorularını yanıtladı. Macron'a, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyeliği soruldu. Türkiye'nin Avrupa Birliği değerlerine uymadığını ve saldırgan bir politika izlediğini öne süren Macron, Türkiye siyasal İslam'ı genişletme projesi yürütüyor, dedi. Macron, sözlerinin devamında şunları kaydetti. Erdoğan'ın izlediği siyaset ve uygarlık projesi Avrupa değerleriyle uymuyor. Türkiye siyasal İslam'ı genişletme projesi yürütüyor. Avrupa Birliği üyesi Kıbrıs'ı tanımıyor. Doğu Akdeniz'de saldırgan bir politika izliyor. Ben Türkiye'nin Avrupa ile ilişkisi olmasını arzu ederim. Çünkü bizim değerlerimize bağlanırsa bizden daha fazla uzaklaşamaz. Günün önemli gelişmelerini aktardık. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.